Herkese merhaba, ben Hakan Salihoğlu. Sizlere geçmişte deprem çantası ve ilk yardım çantası ile ilgili videolar yayınlamıştım. Ve deprem çantası serimize devam ediyor. Depreme yatak odasında yakalanıyorsak neler yapmalıyız? Size bunları anlatıyor hocam. Şimdi depremden korunmak için yaşam üçgeni oluşturun. Bazı eşyaların arasına böyle kapanın, çökün gibi şeyler söylüyorlar. Evet, bunlar çok önemli ama bizim yanımızda ekipmanlar da olmalı ve size ben bu ekipmanları anlatmak istiyorum. Şimdi yatak odalarımıza böyle küçük bir kutu yaptırmalıyız ve duvara asmalıyız. O kutu sayesinde hemen deprem olduğu zaman yatağın yanına çöküp kapanıp kendimizi koruyarak yaşam üçgeni oluşturmalıyız. Ve bu üçgeni oluşturduktan sonra diyelim depremde evimiz yıkılmadı, hemen kapı girişindeki çantamızı kapıp kaçmalıyız ve onun içeriğini sizlere çekmiştim. Deprem çantamın içinde ne var videomu izlemenizi öneririm. Ve yatak odasındasınız ve depremden kaçamadınız. Yani depremde binanız yıkıldı ya da deprem çantasının yanına ulaştınız. Tekrar bir aşçı deprem oldu ve tekrar bina yıkıldı. Bu gibi senaryolarda deprem çantasının işte üzerine takılan düdükten, alarmdan falan bahsetmiştim. Şimdi de yatak odalarımızda neler bulundurmalıyız ve depreme yakalandığımızda enkaz altında kalırsak nasıl korunmalıyız? Sizlere bunları anlatıyor hocam. Şimdi birincisi baret kullanmalıyız. Baret uygun fiyatlı, böyle ekonomik bir baret de olabilir, profesyonel bir baret de olabilir. Çünkü depremde bacağımız kırıldığında ölmeyebiliriz ama kafamıza darbe alırsak kafamızdan direkt ölebiliriz. Kafamızı korumamız çok önemli. Depremde kişilerin kendi yatak başucunda dediğim gibi bir kutu olmalı ve kutunun içinde bu saydıklarım olmalı. Baret, sonra maske olmalı. Depremde binalar yıkıldığı zaman oluşan o toz ciğerlerimizi mahveder. Bundan korunmak için maske. Ve yine o toz gözümüze girer. Ortalık toz dumandır. Gözlerimiz görmez. Gözlük olmalı. Sonra ayaklarımıza bir şeyler batabilir. Bu yüzden terliğimiz olmalı. El fenerimiz olmalı. Aydınlık ortam yaratmalıyız. Suyumuz olmalı. Çünkü su bayağı bir hayati önem taşıyor. Yemek yemeden durabiliriz ama su içmeden duramayız. Sonra atıştırmalık bir şeylerimiz olmalı ve bu atıştırmalıklar da bizi susatmayan şeyler olmalı. Bu yüzden tuzlu kraker, buraya yazıyorum, unutmuşum. İşte bu yüzden tuzlu kraker, tuz, kafeinli içecekler, işte kola, enerji içeceği, çay, kahve gibi ürünler kesinlikle olmamalı. Kafeinli hiçbir şey olmamalı. Yani kafeinli bir top kek bile olmamalı. Yani kahveli kek falan gibi. Bizi susatmayan, daha az böyle minimum suyla yaşamamızı sağlayacak bir atıştırmalık olmalı. Onun dışında düdük olmalı. İşte sesimizi duyabilmemiz lazım dışarıya. Alarm olmalı. Bazen kaburga kemiklerimiz kırılabiliyor, üstümüze bir kolon devrilebiliyor, bir eşya devrilebiliyor, sesimiz bile çıkmayabiliyor. Bu durumlarda alarmlar var. Deprem çantamda bahsetmiştim. Alarmı yani böyle küçük bir şey, anahtarlık gibi ipi var. İpinden ayırıyorsunuz. Ayırdığınız zaman çok kuvvetli desibel, yüksek desibelle ses üreterek bizi bizim sesimizi dışarıya duyuruyor ve bu da bir yardımın ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu alarmı genelde kadınlar çantasına takıyor. Tecavüz ve kapkaççılık durumlarında kullanıyorlar ve alarm çaldığı zaman zaten o tarz insanlar panik oluyor ve çantayı ya da kadına zarar vermekten vazgeçip yani kötü niyetli insanlar vazgeçip uzaklaşıyor. Bu alarmların profesyonelleri, ekonomikleri, kalem pille çalışanı, saat piliyle çalışanı, şarjlısı falan var. Araştırın, en yüksek ses çıkaran ve pil ya da şarjlı bir şekilde en yüksek şekilde dayanımı olan ürünleri tercih edin. Sonra radyomuz olmalı. Radyoyla da dışarıyla iletişim kurabiliriz. İnşaat eldiveni olmalı. İnşaat eldiveni sayesinde elimize takarak işte o molozların arasında falan bir şekilde kurtulabiliriz. Sonra yine bizim şeyimiz için çok önemli. hayat kalitemiz için yanımızda DCP olmalı. Çünkü bazı insanların dişinin arasına bir şey kaçtığı zaman çok rahatsız oluyor. Ve bunu engellemek için DCP. Ve siz bunu buna benzer ürünlerle daha da zenginleştirerek, hatta bu neler konulabilir bunu profesyonel şekilde yorumlarda yazabilirsiniz. İnsanlar bilinçlenir, hatta ben de bilgilenirim. İçine ekstradan neler eklenebilir gibi. Ve yani diyelim ki şöyle düşünün, yatağınız var. Yatağınızın başucunda çekmece var. İşte çekmecenin üstünde lamba var, bir şeyleriniz, telefonunuz falan filan. Üstte de böyle küçük bir camlı kutu yaptırdınız, ya da cam değil de plastik kapaklı falan. Hemen işte deprem oldu ve bina yıkıldı. Siz üçgen yaptınız, çöktünüz, hayat üçgen oluşturdunuz, kapandınız ve kurtuldunuz. Yani molozların arasındasınız ama ölmediniz. İşte baretle kafanızı koruyorsunuz, maskeyle ciğerlerinizi koruyorsunuz, gözlükle gözlerinizi, ayağınıza terlik giyiyorsunuz, el feneriyle aydınlık yapıyorsunuz, suyu içiyorsunuz, atıştırmalıkları tüketiyorsunuz, düdük, alarmla ses yapıyorsunuz, radyoyla dışarıyla iletişim kuruyorsunuz, inşaat eldiveniyle molozların arasından falan kurtulmanızı sağlıyor. Diş ipi işte yediklerinizle ilgili. Buraya hatta power bank de konulabilir. Telefonunuz varsa onu şarj etsin diye. Şimdilik benden bu kadar. Siz de tabii ki bu listeyi kendinize göre şekillendirebilirsiniz ve ekstradan içinde şu olabilir, bu olabilir, şu gerekli, bu gereksiz gibisinden de yorumlarda bulunun. İletişim kurmak çok önemli. Özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.